düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AK Parti ve MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımıza AK Parti ve MHP ittifakını gördük. TBMM'de emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Daha gençsin, emekli olamazsın diyor. Öte yandan işverenler ise sen yaşlısın, sana iş veremem diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta sen yoksun diyor. Öte yandan emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT'liler sadece açlıkla değil iş kazaları ve iş cinayetleriyle de sınav veriyor. Bu ağır tabloya karşın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, EYT'lileri ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor. 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olmaz diyor. Sayın Erdoğan, EYT'lileri hedef alırken İskandinav ülkeleri bu modelle battı diyor. Oysa İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşullarını sunan ülkeler olduğunu söylemiyor. İskandinav ülkelerine gitmeye gerek yok. Türkiye'de yaklaşık 7.9 milyon emekli asgari ücretin altında, aylık açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ayrı bir iş arıyor ya da ayrı bir işte çalışıyor. EYT'li dava arkadaşlarım, Kocaeli'li hemşerilerim,
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlk olarak İstanbul'da 2015 yılında emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasıyla başlayan haklı mücadelemize kısa süre içinde ülke genelinde teşkilatlanmış farklı illerde aynı isimle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri kurulmasıyla devam etmiştir. Başkanı olduğum Kocaeli Emekli'de yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de bu teşkilatlanma sırasında 2019 yılında kurulmuştur. 2020 yılına geldiğimizde mücadelemiz federasyonlaşma sürecini tamamlayarak tek bir çatı altında EYT Federasyonu'na dönüşmüştür. Federasyon Başkanımız Gönül Baran Özübak'ın önderliğinde yasaların bizlere sağladığı demokratik haklarımızı kullanarak kırmadan, dökmeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Her platformda EYT mağduriyetini anlatmaya, özellikle EYT'lileri kimseden lütuf, hibe talep etmediğini altını önemli çizeriz. Sadece ve sadece anayasal hakkı olan emeklilik haklarımız peşinde olup, insanca yaşayabileceğimiz bir maaşla yaşam sürdürmek istediğimizi izah etmeye çalışıyoruz ve çeşitli algılarla yol yürütülenlere de anlatmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında Genel Başkanımız Gönül Baran Özübak'ın söylemlerinde olduğu gibi haklılığımıza olan inancımızla mücadelemizde yine altını çizerek ifade etmek isteriz ki siyaset yapmıyoruz. Siyaset bizim için mücadele ettiğimiz bir zemindir. Kurumsal mücadelemiz toplumsal sorun olduğu kabul edilen EYT sorununun çözüm merci siyaset zeminindedir. Bu sebeple bizi anlayan, bizi dinleyen, bizi çözümleriyle gelenlere kısaca yanımızda olanın yanındayız söylemleriyle buradayız. Bugün nasıl buradaysak her zaman da yanımızda olanın yanında olmaya devam edeceğiz.